Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar, Ocak 2024 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili ikizler, 20 Ocağı kadar Güneş Oğlak burcunda olacak ve bu ay gezegeniniz Merkür artık retrosunu tamamlıyor. 2 Ocak itibariyle Yay burcunda ileri harekete dönecek. Enerjinizi yavaş yavaş toparlayacaksınız, motivasyonunuz artacak. Ayın ilk günlerinden itibaren Güneş'in de Oğlak burcunda parlıyor olması biraz hani ilişkilerle birlikte paylaşımlar, hisseli paralar, finans konuları, maddi güvenliğinizle ilgili konularda bu ay daha belirleyici etkiler getirebilir. 5 Ocak itibariyle enerji gezegenimiz Mars da Oğlak burcuna geçecek. Dolayısıyla parasal konularda mücadelelerin arttığı bir ay aslında. Burada inisiyatif alabilir, harekete geçebilirsiniz. Daha kararlı davranabilirsiniz. 11 Ocak'ta tam da bu alanda 20 derece Oğlak burcunda yeni ay doğacak. Şimdi bu yeni ay finansal durumunuz, belki borçlanma konuları, eşinizin gelirleri, işbirlikleriniz, emeklilik gibi bir konunuz olabilir. Belki bir kredi borçlanma isteğiniz var ya da bir borcu ödeme ya da bir burs beklentiniz var. Miras, sigorta, nafaka gibi bir mevzunuz da olabilir. Bunlar hani ilişkilerinizle, evlilik ve benzeri konularla bağlantılı. İşte buralardaki faaliyetlerde bu yeni ay bir adım atma, bir harekete geçme, en azından sorunları çözmek için daha yapıcı çözümler bulmak için sizi destekliyor olacak. Önce burçlarımız daha fazla aslında etki alıyor. Siz bir değişken burçsunuz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Eğer kişisel haritalarınızda Koç, Yengeç, Terazi ya da Oğlak burçlarında 20 derece ve yakınlarında kişisel gezegenleriniz bulunuyorsa bu yeni ay sizin için çok daha etkili çalışacaktır. Önemli olacaktır. 11 Ocak 25 Ocak arasındaki bu süreçte özellikle daha çok para konularında işleriniz olabilir, buralarda girişimleriniz olabilir. Merkür 14 Ocak'a kadar Yay burcunda ileri harekette olacak. Hani geçtiğimiz Aralık ayında özellikle ilişkiler, işbirlikleri, anlaşmalar, sözleşmeler, eş partner konuları ya da herhangi bir dava, bir yasal sürecinizde İşte gecikmeler yaşamış olabilirsiniz, duraklamalarla karşılaşmış olabilirsiniz. Şimdi bunları tekrar şöyle gözden geçirip düzeltme fırsatı veriyor aslında. Hani burada ihtiyacınız olan bir desteği, belki bir avukatınızla anlaşmazlık oldu ya da gereken verimi alamadınız. İşte muhasebeciniz, hizmet aldığınız bir kişi, bir danışmanınız veya herhangi bir özel hayatınızda eşinizle, partnerinizle anlaşmaya çalışıyorsunuz bir konu hakkında. Hani bunları bu ay daha rahat çözebilirsiniz. 3 Ocak'tan sonra Merkür'ün ileri harekete dönmesiyle beraber artık anlaşmanız, bir karar vermeniz mümkün görünüyor. Sorunların çözüm yollarını daha rahat bulabiliriz. 14'ünden sonra Merkür'ün Oğlak burcuna geçişi var. 8. evinize gelecek. 23 Ocak'tan sonra Venüs de Yay'dan çıkıp Oğlak burcuna gelecek. Dolayısıyla hani eşinizle, partnerinizle anlaşmalar, sözleşmeler anlamında bir uzlaşmaya varıp belki bunun hani parasal konularını, paylaşımları, borçlanmaları, alacak verecek konularını, hisseli paralarla ilgili konuları, yatırımları ya da hani emeklilik gibi, sigorta gibi herhangi bir konuda atacağınız adımları şimdi daha rahat ele alabilir ve gereken maddi manevi destekleri de çözmeye başlayabilirsiniz. 18-19 Ocak Merkür-Jüpiter üçgeninin destekleyici enerjileri var. Özellikle para alanınızda bunu değerlendirebilirsiniz. Bir imza atma, sözleşme yapma için ya da işte banka işleriniz, kredi başvurularınız ve benzeri konularda da daha yardımcı olabilir sizin adınıza. 20 Ocak'ta Güneş artık Kova burcuna geçecek. Plüto zaten Güneş'le birlikte hareket ediyor ve Plüto 21 Ocak'ta Kova burcuna geçecek. 9. evinizde önemli bir enerji değişimi var. 20 Ocak'tan sonra özellikle uzak hedeflerinizde biraz ufkunuzun geliştiğini, aslında düşünceleriniz, inançlarınız, felsefeleriniz, hani buralarda daha köklü bazı dönüşümlerin başladığı bir süreç. Plüto zaten uzun süreli bir transit. 2044'e kadar 20 yıl kalacak 9. evinizde ve burada size üçgen açıda olduğu için, yani Kova burcu hava elementi üçgen açıda olduğu için aslında sizi çok güçlendirecek ve özellikle 9. ev konularınızda güçlü destekler verecek. Bunu unutmayın. Hani bu hayatınızı dönüştürecek konuların biraz eğitim konuları, akademik çalışmalar, hukuksal işler, özellikle yurt dışı ve uluslararası konularda daha güçlü destekler alabileceğinizi, bunlarla bağlantılı hayatınızda güçlü dönüşümler yaşayabileceğinizi unutmayın. Birçok ikizler
Belki yurt dışına taşınacak. Belki yurt dışıyla daha fazla bağlantılı işler yapacak. Belki özel hayatına yabancı kültürlerle ilgili konular daha fazla gelecek. Tabii ki inançlar, düşünceler, felsefeler de dönüşecek. Sizi de dönüştürecek ve aynı zamanda güçlendirecek sevgili ikizler. Ve 25'inde 5 derece Aslan Burcu'nda önemli bir dolunay var. Bu dolunay aynı zamanda 28 Ekim'deki Boğa Burcu ay tutulmasını da tetikleyen ülkemiz için, Türkiye için de çok etkili bir dolunay sizin 3. evinizde meydana geliyor. Tabii ki ülke içerisinde yaşadığımız toplumda çevremizde olup bitenler bize de etkileyebilir bir ölçüde. Daha çok yakın çevrenizle ilgili konulara odaklanıyorsunuz. Biraz kardeşlerle ilgili belirleyici kavramlar olabilir hayatınızda. Dolunaylar bir aydınlanmadır ya da bir şeyin sonuçlanması, bir tamamlanma etkisidir. Kardeşlerinizle ilgili böyle önemli bir etki var. Yani kardeşlerle sizin ilişkileriniz veya kardeşlerinizin hayatındaki bazı konular gündeminizde olabilir. Yakın çevre deyince tabii ki komşular. Hani yaşadığınız çevre ve yakınlarınızdaki komşularınızla da ilgili bu dolunayın önemli bazı etkileri olabilir ve bunun size bazı duygusal yansımaları olabilir. Bir eğitim kararı, bir eğitimi tamamlama, ticari bir oluşum, güzel bir seyahat gezi fırsatı da veriyor. Çünkü 3. ev seyahatleri de temsil eder. Yani bu dolunayda kısa da olsa böyle bir dolunay sürecince o hafta içerisinde bir geziye, bir seyahate çıkabilirsiniz ve biraz hani belki kardeşler, akrabalar, yakınlarla da daha fazla temas içerisinde olabilirsiniz. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle güneşiniz ve yükselen burcunuz 5 derece ve yakınlarındaysa bu dolunayın sizin için etkileri artacaktır. Ve sabit burçlarda yerleşimleriniz varsa daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bunu unutmayın. Ayın son günlerinde 28, 29, 30 Ocak gökyüzünde şanslı dediğimiz işte Venüs, Jüpiter arasında iki tane iyicil gezegenin güzel bir üçgen açısı var. Hani birçok alanda daha iyimser, daha keyifli, daha rahatlatıcı enerjiler getirebilir. Venüs Oğlak Burcu'nda, Jüpiter Boğa Burcu'nda. Sizin için biraz daha ruhsal, maneviyat anlamında bir derinleşme, bir anlayış, bir kabulleniş getirebilir. Gizli yardımlar, ruhsal rehberlikler alabilirsiniz, unutmayın. Parasal konularda da olabilir. Hayatınızdaki bir sorunu çözmek için hani çözüm yolları bulmanız, size yardım edecek kişileri bulmanız mümkün. Bugünlerde özellikle siz de başkalarına yardım etmeye çalışın. Yani sizin yardımlarınız artarak size geri dönecektir. Maddi, manevi her alanda bu yardımlaşma temalarını özellikle hayatınıza daha fazla dahil etmeye çalışın. Ruhsal konulara biraz daha çekilebilirsiniz ve önemli farkındalıklar bu dönemde kazanabilirsiniz sevgili ikizler. Hepinize sağlıklı ve güzel bir ay diliyorum. Hoşça kalın.